Karakod Medya'dan herkese merhaba. Boştan Ülke programından ben Devrim Akbul Aklı, Metehan Çavuş'la beraberiz bugün. Euroleague basketbolu konuşacağız, şampiyonluk adayı takımları konuşacağız. Metehan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün aynen en keyif aldığımız şeylerden birini yapacağız aslında. Bir evet, bugün güzel, keyifli bir program olacak umarım. Çünkü zirveye oynayan konuşması keyifli takımları konuşacağız. Başlayalım istersen. Fenerbahçe-Beko ile başlayalım dedik senle. Sence Fenerbahçe-Beko yeni yapılanmaya gitti. Bir sürü yeni oyuncu geldi takıma. Bu yapılanma içerisinde nasıl sonuçlar doğurur? Sezonu nerelere kadar götürebilir sence Fenerbahçe-Beko? Yani ben açıkçası hani bunu daha önce çektiğimiz bazı kimdir videolarında da kanalda söylemiştim. Fenerbahçe'nin mevcut oluşumunu çok beğeniyorum ve bence geçtiğimiz senelere göre daha doğru bir kadro kurdular. Hani takım çok daha dengeli, herkesin rolünün belli olduğu bir takım. Yeni koç Igor Kokoşkov, hani bir Obradovic olmasa da çok tecrübeli ve Avrupa basketbolunun duayenlerinden birisi yani tabii ki. Ben Fenerbahçe'nin bu kadrosunu çok beğeniyorum şu an. İşte yeni transferler, Danilo Bertel olsun, Edgar Asıl olamaz zaten. Bence mükemmel ötesi bir transfer bu seviye için. İşte bu yeni transferler last oynamak istedikleri oyunu da biraz belli ettiler. Mesela hücumda De Colo merkezli bir hücum üzerinde, savunmada her şeyi switchleyerek çoğu zaman. De Colo hariç herkes her şeyi switchleyecek muhtemelen savunmada. Çünkü Lorenzo Brown da çok iyi bir savunmacı. İşte Deschamps harika bir savunmacı zaten. Gerald Eddy inanılmaz bir D-entry oyuncusu. Bence NBA'ye falan gidebilir bir iki sene işte Gerald Eddy. Yani ben Fenerbahçe'nin mevcut oyuncusu. Döndü tekrar gider diyorsun. Evet evet gidebilir çünkü NBA'de bu tarz oyunculara hep yer var. Gerald Eddy'nin bu tarz oyunculara çok da rolünü bilen bir adam zaten. Yani ben Fenerbahçe'nin bu sene mesela herkes kağıt üzerinde şey diyor. Playoff'u arkalardan girecektir falan diyor. Ben de sezona yavaş başlamasını bekliyorum. Çünkü böyle bir yapının oluşması biraz zaman alabilir ama ilerleyen vadelerde Fenerbahçe'nin ben ilk 4 adaylarından birisi olduğunu düşünüyorum. Vallahi ben senin kadar yukarıda tanımlayacaklarını düşünmüyorum. Ben de biraz playoff'ların böyle 6-7 tarafında kalacakmış gibi hissediyorum onları. Ya çünkü bence takım olarak çok da uyumlu parçalara sahip değiller. Özellikle 3-4 rotasyonu biraz böyle yani geniş ama hani rollerin çok oturduğu rotasyonlar. Özellikle işte sırtı dönük oynamayı oynamayı seven birçok oyuncu var takımda filan. Ama çok önemli şütörlere de sahipler öbür yandan. Çok iyi skorerlere de sahipler. Saydığın gibi Gerald Eddy. Yani aslında sezona başlarken biz şey diye düşündük. İlk transferler yapıldığında. Ya bu takımın şütörü kim olacak? Kim şut atacak filan? Bu soru çok soruldu mesela. Sonra Gerald Eddy transferi gerçekleşti. Ve onun orada büyük bir artı yazabileceği görüldü. En azından hazırlık maçlarında ve ilk maçlar döneminde. Ya dediğin gibi bu tarz şeyleri aşabilirlerse ben de Fenerbahçe'nin başarılı olabileceğini düşünüyorum ama senin söylediğin kadar yukarıda tanımlayacaklarını düşünmüyorum. Evet yani aslında biraz abartmış olabilirim çünkü çok sevdiğim oyunculardan falan oluştu takım ama şöyle bir düşünce Fenerbahçe'nin çok temel bir eksisi var mesela. Nando De Colo kötü gününe denk geldiği zaman Fenerbahçe'nin kolay kolay maç kazanma ihtimali yok gibi çünkü sayı atamayacak. Evet. Zaten bunu kabul ederek kurulmuş bir takım aslında biraz işte Lorenzo Brown idare eder. O oyun kurulumunu ya da Bobby Dixon girip idare eder ama bir noktaya kadar. Ya ama yine de Fenerbahçe için ben olumlu konuşmak istiyorum. Çünkü Kokoşkov da böyle düzenleri sever. Slovenya ile mesela Avrupa şampiyonu olan takım. Tabii bireysel olarak çok daha kaliteli oyuncular var ama birebir bu yapıda bir takımdı aslında. İşte Dragic-Doncic ikilisinin rolü birebir Lorenzo Brown şeye oturuyor. De Colo ikilisine oturuyor rol olarak. Ya şey, bir de De Colo'nun bu sene ben biraz daha özgürmüş gibi oynadığını hissediyorum sahada. Sanki böyle çok daha rolünü benimsemiş, o CSK'daki özgür oynayan, daha böyle topla ilişkisi daha fazla olan De Colo gibi. Bilmiyorum sen nasıl gördün ama. Evet evet zaten hani tamamen De Colo'nun liderliğine bir takım kurulduğu için burada. Sen istediğin kadar kaçır denmiş ona muhtemelen ki çok rahat atıyor. Evet. Eline gelen atmaktan hiç çekindiğini görmedim mesela hazırlık maçlarında da. Özellikle sadece bir tane tam maç izledim. Diğerlerine az az baktım. Galatasaray maçını tam izledim. O maçta De Colo inanılmaz oynadı yani. Öyle oynadığı sürece de Fenerbahçe'nin şansı yüksek. O maçın ilk yarısında ben Lorenzo Brown'u çok beğenmişim. Mükemmel bir savunma şeyi var. Hani görüşü var. Rakibin hücum setlerini çok iyi okuyor. Pas kanallarını mükemmel baskı yapıyor. Tabii rakibin Galatasaray olmasının da büyük bir etkisi var. Özellikle Barış Erniş'e karşı oynamıştı o maçta. Barış kötü bir maç geçirmişti. Yani ama yine de Lorenzo Brown'un iyi bir savunmacı olduğunu biliyoruz.
Onun da hücumda işte son şutu tamamlama konusunda, işte şut ritmini yakalayabilme konusunda sıkıntıları var. Bilmiyorum, bunu De Colo'nun ya da Cerledi gibi skorerlerin ne kadar tamamlayacağı da Fenerbahçe için kilit noktalardan biri bence. Evet yani aslında şu da biraz kilit noktalardan birisi. Mesela forvetlerin skora olan katkısını bir noktada merak ediyoruz. Çünkü Ulanovas iyi bir sırtı dönük oyuncu. İşte Dani Lobertel iyi bir sırtı dönük oyuncu falan. Onların en azından maç başına o Dechampierre ve Cerralieri'yi de katarsak maç başına bir 25-30 sayı atması lazım o dördünü toplam. Evet. Ya ama işte dediğim gibi Fenerbahçe özellikle çok iyi bir savunma takımı olmasının ekmeğini yiyecektir. Çoğu maç Euroleague'de iyi savunma takımları her zaman iyi noktalara gelir bir yerde. Hani şey yaparsa Fenerbahçe mesela şaşırmam. İşte normal sezonu 6. da 7. bitirip Real Madrid'e 3 maçlık bir seri Leopar. eleyebilir falan yani. Düşük ihtimal tabii ama şaşırmam olursa. Anladım. Ya ben bir de Johnny Hamilton'ı çok sevdiğimi söyleyeyim. Onun Darüşşafaka'dayken de çok beğeniyordum. Fenerbahçe'de de iyi bir patlama yapmasını böyle bekliyorum. Umarım ki daha da böyle başarılı olur. Sevdiğim bir oyuncu çünkü. Evet, hatta hani Veseli'nin bir yerde her şeye zıplayan garip yapısının ardında biraz daha kendini gösterebilir bence savunmada. Evet. Diyelim o zaman, oradan diğer temsilcimize geçelim. Anadolu Efes'i konuşalım biraz da. Onlar kadroyu tutmaktan yana bir yaklaşım sergilediler ve bütün oyuncularıyla devam ediyorlar neredeyse. Sadece Alec Peterson çıktılar. Onunla yollar ayrıldı sadece ve Erten Gazi transferi gerçekleşti. Aynı zamanda A takıma yükselen Tarık Sezgün ve şey var. Bir oyuncu daha vardı. Unuttum şu an. Bende yok Yok, onlar. sadece Tarık Sezgün var herhalde ya. Pardon, karıştırıyorum. Sadece Tarık Sezgün Evet, Galatasaray var. maçında oynadı Tarık. Onun... Onun haricinde yok. Ben Erten Gazi'yi de onun altyapısından yetişmiş bir oyuncu olduğu için tekrardan Amerika'dan dönmesi falan biraz benim orası kafamı karıştırdı. Onun haricinde Ömer Canlı şey de ayrıldı takımdan. Daha böyle kendilerini gösterebilecekleri alanlara gittiler. Kadro yapılanmasına baktığımızda korunmuş bir kadro, oturmuş da bir kadro, beraber oynamaya alışık da bir kadro. Ama acaba işte 3 numara transferi konusunda soru işaretleri taşıyor mu dediğimiz bir kadro yani. Sen ne düşünüyorsun Anadolu Efes'in yeni demeyeyim gerçi, bu devam eden düzeni hakkında ve sence bir yerlere transfer gerekiyor muydu? Bir eklemeler gerekiyor muydu? Nasıl görüyorsun? Ya bir kere Efes her şeyden önce hala da Avrupa'nın en iyi backcourt'una sahip. Hani Misic'i NBA'nin pandemi yüzünden araya girmesi ve Ekim ayına kadar bitmemesi sayesinde tuttular. Büyük bir şans oldu Efes için bir noktada. Tabii şanssızlık, Efes Euroleague'in en iyi takımıydı. Şampiyonluktan oldular muhtemelen. Ama ben Efes'i yine geçen seneye benzer bir noktada olacağını düşünüyorum. Tek sıkıntı şey dediğin gibi forvet transferi. Çünkü Simon bir yaş daha yaşlandı, var 37 oldu sanırım. James Anderson da çok istikrarsız. Yani bazen iyi oynuyor ama çok 5 maçta bir iyi oynuyor falan. Yaz döneminde oraya Lucic'in ismi geçmişti. Lucic gelse bence Efes şampiyonluğun en büyük adayı derdim ben. Çünkü aradığı her şey Lucic'te vardı Efes'in ama olmadı o transfer. İşte Ben de Brokoff'u isterdim bayağı. abi Brokoff da iyi olur da Brokoff da şey işte Philadelphia'dan da aynı sebeple izin aldı ya. Karısının şeyi varmış. Kronik bir rahatsızlığı varmış. Virüs korkusu falan. Anladım. Yani hak verdiğimiz bir konu o da. Ama Efes işte zaten geçen sene izledik. Çok da bir şey değiştirmeyecekleri için özel bir değerlendirmeye gerek yok. Bütün her şey aynı. Ben aynı oyunu oynayacaklarını düşünüyorum. Sezona da Galatasaray'ı 5 kere falan yenerek başladılar. Bir 2 haftada Galatasaray'ı yeniyorlar. Ben 2 gündür bir Efes galibiyeti görüyorum, bir 30 sayıya yatırıldığımız yani. Evet. Sürekli buna denk geliyorum. Böyle bir şey var. Hani Galatasaray hariç daha ciddi bir rakiple izlesek bu sene de şunları yapamıyorlar diyebiliriz belki. Ama öyle bir şey de olmuyor. İşte tek Euroleague Perşembe başlayacak. Shane Larkin henüz oynamadı ya da Galatasaray maçında oynadık mı? Onu da hatırlayamadım. Yok yok, henüz hiç oynamadı ya Aynen. Shane Larkin. Hazırlık Galatasaray döneminde maçında da zaten oynadı. oynamadı. Zaten şeyde geldi. Euroleague medya günü 20 Eylül'deydi. 19'unda falan geldi Shane Larkin İstanbul'a. Aynen. Zaten diz sakatlığından çıktı. Aslında böyle bir şey, orada bir kıkırdamsı bir yapayım mı ne aldırmış? Tam sakatlığı da bilmiyorum. Sallamış gibi de olmayayım ama hani şey, ona iyi gelebilecek o kireçlenmeyi, evet kireçlenmeyi tedavi etmiş ve hani daha iyiye de götürebilecek bir tedaviymiş duyduğum kadarıyla. Yani Shane Larkin geçen sene dizinde kireçlenme varken o kadar hızlıysa bu sene bir ışınlanacak mı potaya bir anda yani? Harbiden ben de onu düşünüyorum. Yani daha iyi bir şeyin Larkin nasıl olur acaba? Muhtemelen sahada Damian Lillard tarzı bir şey izleyeceğiz. Yani ne izleyeceğiz bilmiyorum Muhtemelen. Yani Euroleague için çok özel bir adam. Yani Euroleague'in en iyi oyuncusu açık ara ama. bence. Ya
Onu çok konuşuruz da hani ben NBA'ye gitse bir takımın özel bir rol oyuncusu olabileceğini düşünüyorum yani. Zaten hani gelmeden önceki sene bu Kyrie Irving falan sakatken Boston'da inanılmaz bir playoff oynayıp gelmişti mesela. Ben NBA'de kalmamasına çok şaşırmıştım o zaman da. Ama burayı sevdi veya burayı seven kolay kolay gitmiyor. İstanbul'da param varsa yaşamak çok güzel. Kobe'de Shane Larkin de gitmez yani. Ben burada Hiç kalacağımı kutsal düşünüyorum. bir söylemde bulundun. Nefesimiz kokuyor dedi İstanbul'da burada. para almaz. Yani abi işte Efes için bir de şey ekleyeceğim. Kronoslav Simon yaşlandı demiştim. Aynen. Bazı maçlarda Simon çok iyi kilit çözüp tek başına galibiyet aldırdığı maçlar vardı. Bu sene onları yapmaya devam ederse Efes yine liderliğe ya da ikinciliğe oynayacaktır. Ama eğer Simon biraz düşerse sıralamasının da biraz düşeceğini düşünüyorum ben Efes'in. Abi ben şöyle bir eklemede bulunayım. Ben Türk oyuncuları çok iyi buldum. Doğuş, Sertaç, özellikle Galatasaray maçında Sertaç yani geçen seneki performansı bir ara bir düşmüştü hatırlarsam Mart ayına doğru. Ama sezon başında tekrardan Sertaç'ın güzel başladığını gördük. 18 sayıyla bitirdi yanlış bilmiyorsam. Onun haricinde Doğuş hazırlık maçlarında falan iyi oynadı gayet. Ki yani daha özgüvenli şut atmaya başlamış. Her sene diyoruz neredeyse bunu. Doğuş vallahi şutuna çalışmış gibi bir klişeyle başlıyor ama ben gördüğüm maçlarda biraz daha böyle özgüvenli attığına denk geldim Bu diyeyim. arada Doğuş Balbay 2017-2018 sezonu EuroLeague 3 sayı yüzde lideri. Kaç tane denedi? 17 tane mi denendi bak. 17'de 8 mi ne öyle bir şeydi yüzdesi. Yani ne diyeyim? İyiymiş. 17'de çok Yani şey ama Doğuş 10. Balbay EuroLeague'in en iyi şutörüdür. Bunu demeye Ya çalışıyorum. katılıyorum buna ya. Ben de katılıyorum. O yani büyük bir yanılgı aslında. Onun haricinde Erten de mesela fena bir hazırlık süreci geçirmedi ve Tolga'yı da beğendim. Hani Tolga'dan o hep yıllardır beklediğimiz çıkış acaba bu sene gerçekleşir mi bilmiyorum. Hele ki Anadolu Efes'in böyle bir 3 numara rotasyonunda kaldı ki işte Adrian Muarman'ın filan eksikliğinin olduğu dönemde nasıl döneceğini merak ediyorum. Efes adına benim söyleyeceklerim bunlar. Hangi büyük takımımıza geçmeyi istersin? CSK diye Büyük devam takım edelim mi? aradan. Geçelim CSK'ya abi. Benim en Abi sevdiğim iki CSK oyuncuyu birden aldılar durup dururken. evet ya dehşet transferler yaptı. Hani bu sezonun bu transfer döneminin en şey takımı onlardı. Her gün bütçe küçültüyoruz, bütçe küçültüyoruz yalanıyla. Adamlar rüya takım kurdular gerçekten. Sen ne diyorsun bu efsane döneme? Abi versen bütçe küçültüyoruz deyip şey bir gün sonra şampiyon olan Baskonya'nın en iyi oyuncusunu aldılar böyle hani. Aynen. Baskonya ligde şampiyon oldu ve Şengel'e gitti bir gün sonra. Şeydi zaten ama o transfer bayağı bir konuşuldu. Hatta Tabii kesin 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 denildi resmileşmesi tabii. şey oldu. Resmileşmesi şey oldu yani o gün oldu. Aynen. Ama hani şu takıma şöyle bir bakıyorum. Daniel Hackett'la da sözleşme yenilediler. Mike James duruyor falan. Yani bu takım alev. Harbi diyorum. Clyburn geçen sene çok oynayamamıştı. Bir de o geldi. Hiç yetmiyormuş gibi. Aynen ya. Bu şey oldu ya Euroleague'de bu sene en aç oyuncu sizce hangi oyuncu olur filan diye. Clyburn ya. Shane Larkin'i geçmiş yani. Üzüldüm biraz ona ama harbiden öyle de yani bir yandan. Clyburn benim MVP adayım zaten normal sezonda. Çünkü o manyak bildiğin gibi böyle potaya gidince 3 kişinin falan üzerinden bitirip duruyor sürekli. Ya şey maçında da iyi oynadı. Lig maçında da iyi oynadı o. 19 attı yanlış hatırlamıyorsam. İzleyemedim maçı ama son saniyeyle de kaybetti bu arada şey. CSK. O maçı da. Şey, Mike James de 31 atmıştı hatta maçta. Öyle yani biraz box score konuşuyorum ama yani öyle bir maçtı. Onun haricinde ben bu takımda biraz böyle yönlendirici oyuncu eksikliği olduğunu düşünüyorum. Böyle topu yönlendirebilecek, takım arkadaşlarını besleyebilecek oyuncu eksikliği olduğunu düşünüyorum biraz böyle kadroya baktığımda. Yani evet aslında onu biraz Stanley Nix ile yapmaya çalışıyorlar falan ama ben de Stanley Nix'in yeterli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O Brose'de çıktığı seviyeye bir daha çıkabileceğini düşünmüyorum yani CSK'lı ya da başka bir takımla. Ki Sterlings'e şey değil mi ya orijini böyle 2 numara gibi olan bir oyuncu yanlış Combo bilmiyorsam. guard işte Sterlings'in. yani. Bir klasik bir combo Değil guard. mi? Gerçek bir guard değil o da. Evet. Bir transfer belki sezon içinde yapabilir. Lig içinden falan bir şeyler yapılabilir belki ama İşte dediğim gibi o kadar fazla artısı var ki o eksiği de çok hızlı kapatabilen bir takım. Bir de geçen sene mesela şey yoktu. Kyle Hines varken hücum sıkışınca topu posta indiremiyordum mesela şu an. Avrupa'nın en iyi posta oynayan uzunu Nikola Milutinov ve aldılar. Hani şu Evet. an
savunmada onları nasıl durduracağını çok bir Ki cevap yok. Şengelya da iyi bir post oyuncusudur yine aynı şekilde. Kurban o da iyi bir post Mike James de posta oynayabiliyor yani, vurursan arada oyuncusudur yani. Ya o kalırsa. biraz daha post Ki oynarken... Hackett da Avrupa'nın en iyi posta oynayan kısasıdır. Evet. Ya işte hani kısaların post oynayışı biraz daha çok potaya yönelmekten ziyade kendi alan açıp şut atmaya yönelik onlardaki ama hani yine de iyi sırtı dönük oynayabilen oyunculara sahipler kesinlikle. Yani şey işte, mesela adam adama da zaten durduramayacaksın onları. Eğer Şey aldım, viral İşte ne aldım diyordum ya. bir yandan. Adam adama da durduramayacaksın onları. Eğer switch yapmaya karar verirsen de öyle bir öldürürler ki var ya switch yapanı. Harbi diyorum. Evet. Süründürürler yani switch'te. Sert bir takım baya. Evet. Hackett falan yani baya yani arka tarafta sert. Şey hani Mike James ne kadar istekli olur bilmiyorum ama o da gününde olduğunda istekli olduğu zaman harbiden savunma yapmaya kararlı bir oyuncuya dönüşüyor. Aynen. Burada ben şeye şaşırdım mesela. Howard Senros'u takımda tutarlar diye bekliyordum. Onu tutmadılar. Tutmadım. O beni Evet. şaşırttı. Joel Bolonboy'u takımda tuttular. 3 senedir falan bu takımda ve ne yaptığını asla bilmiyorum bu adamın bu takımda. Ben de hiç yani hiç beğenmiyorum. Neden bu takımda Yani. anlamıyorum. Yani evet, Rus milli takımında da oynuyor aynı zamanda. Zaten şey, ligde oynuyor daha çok yerli sayıldığı için de. 5 numara olarak Evet. gelmişti Avrupa'ya. 3 numara oynatmaya başladılar adamı durup dururken. Yani ilginç şeyler yapıyor CSK ama Garip bir ben... rolü var ve Evet yani şampiyonluğun bence en büyük adayı CSK bu sene. öyle mi diyorsun senin Benim için için? öyle. Benim için öyle. Baştan söyledim bunu ama. O zaman oradan hangi şeye geçiyoruz? Maccabi mi yoksa Real diyelim? Gel Real diyelim. Aynen Real Çünkü... Madrid. Bana önsen de söylüyorum. Balokanesto. Ne bileyim. İspanyolca yok. Real basketbol. Real Madrid. Basketbol o demek. Niye dünyanın her yerinde aynı olan spor ismini değiştirmeye çabalarsın ki yani? Bak bu İspanyollar ve Fransızlar biraz egoist insanlar abi. Böyle Evet biz abi İngilizce kesinlikle konuşmayız katılıyorum. moruk gibi bir tripleri var bunların. Abi kadro hakkında ne diyorsun? Real Madrid bu sene işte uzunluğu kaybetti. İyi, daha iyisini aldı. Orayı takviye evet daha iyisini getirdiler yani oraya. Yani ve aşağıdan da bir Usman Garuba geldi. Alttan da bir. Tekrar ya yani geldi demeyeyim. Vardı yine de. Yıllardır gümbür gümbür gelen bir oyuncu. Ama bu sene biraz daha rol alacak. Yani çok hoş bir takım. Campazzo'nun ayrılabileceği bayağı bir gündeme gelmişti hatırlıyorsan. NBA'den bayağı bir işte istek var. Ne bileyim Dallas Mavericks olsun. İşte New York Knicks'in mi sanki adı geçmişti? Ya birkaç Minnesota'nın falan adı San geçmişti ama Antonio en çok geçti. Dallas Mavericks'in en çok adı geçiyordu. Ama işte hani net bir şey olmadı orada. İşte onun da kaybedilebilme riski var. Sen ne diyorsun abi Real Madrid için? Yani Campazzo'nun bu arada hala gitme riski var. Yani zaten sezon ortası da bir anda gidebilir. Hı. Ya yani umarım Dallas'a gider bu arada. Bunu çok istiyorum onu Dallas'ı izlemek. O ayrı konu. Real Madrid Evet. zaten Efes'le aynı şeyleri diyeceğiz biraz. Çünkü geçen seneki kadroya sadece bir eklem var. Jordan Mickey yerine Antonio Abal de geldi ki Abal de Mickey'nin yaptığı şeyleri Mickey'den daha iyi yapan bir adam. Gerçekten Real Madrid bir de İspanyol oyuncu. Ligi de süpürecekler muhtemelen o transfer sayesinde. Çok büyük bir parça aldılar. Sergio Llull'ün hazırlık maçlarında ya da ligin girişinde geçen seneye göre çok daha iyi durumda olduğunu gördük. Yani bu bence Sergio Llull'ün daha iyi durumda olması çok büyük bir X faktör olacaktır ilerleyen seviyelerde. Çünkü Avrupa'nın en iyi oyuncusuydu bir 5 yıl önce falan. Ve şu an o sakatlığın etkilerini bu kadar iyi atlattıysa Real Madrid çok tehlikeli olacaktır. Ama işte Campazzo'nun durumu çok belirleyici bence. Çünkü Campazzo bu takımın Ben de öyle gerçek düşünüyorum lideri. abi. Llull falan Kesinlikle. en iyi oyuncusu belki ama Campazzo buradaki lider. Ve çünkü hem inanılmaz bir savunmacı, onu yaparken yani rakibin en iyi oyuncusunu kilitlerken 15 sayı 10 asist yapıyor adam. Ya abi bir de hani o çıkınca cidden hücumda sıkıntı yaşıyor Real Madrid. Bak Real Madrid gibi bir hücum takımı, iyi bir takım. Yani resmen şeyin eline bakıyor, Campazzo'nun eline bakıyor. O çıkınca hani kenardan gelen Laprovittola olsun, Sergio Llull olsun aynı hücum düzenini oluşturabilme şeyine sahip değiller nedense. Kesinlikle yani onda bitiyor her şey. Mükemmel bir handler, harika bir birebir oyuncusu. Aynı zamanda sahayı mükemmel bir şekilde görebiliyor. Yani adam çok güzel işler yapıyor. Avrupa'nın ona da Chris Paul diyebiliriz bir yandan. İzlerken benzer hype'ı veriyor bana.
Benim sana bir sorum var. Real Madrid'le ilgili. Rudy Fernandez hala çok iyi oynayacak mı? Abi geçen sezon bence iyiydi gayet. Evet, çok iyiydi ve Yani. neden iyi olduğunu anlamadım. Artık yaşlanman lazım çünkü bir yerde. Evet. Ki o aralıkta biraz böyle şeydi yani istikrarsızdı son 1-2 yıldır. Bu sene iyiydi. Öyle şey oldu. Yani biraz zaten maçı izlemek gerekir ama ben son maçın tamamını izleyemedim. Biraz kesit kesit izledim. Bugün oynadılar yanlış hatırlamıyorsam. Kimle oynadılar? Oynadılar. Şey oynadılar. Bilbao ile oynadılar. Tam yanlış Barcelona olmasın. Bilbao ile oynadı da Aslında değil Real Madrid oynadılar. kimle bilmiyorum. Onlar Badalona ile oynadı o zaman. Karıştırmayayım diye dedim. Yani orada da yani böyle güzel asistleri falan vardı. Yine skora katkısı falan vardı. Merak ediyorum. Hala bu yaşında da acaba iyi oynamaya devam edebilecek mi? Şaşırtır beni gerçekten. Abi harbiden geçen sene böyle tek başına aldığı iki tane falan maç hatırlıyorum ben Rudy'nin. Evet. Evet. Ben de hatırlıyorum. Son periyotlarda böyle çıkıp deli gibi şut attığı falan. Şaka gibi ya. Bu yaşında bir adam. 35 yaşında ve 17. sezonda değil ama henüz. Avrupa'nın şeyi ya Rudy. Kimdi? Dur çok güzel örneğim vardı unuttum ya. Aa boş ver. Kim o? NBA'den Aynen. Çok iyi bir örneğim vardı. Neyse Furkan Korkmaz diyelim biz ona. değil Bir ara mi? öyle inanılmaz bir muhabbet vardı ya Furkan Avrupa'dan çıkarken. Hiç alakası yok Rudy'ye mesela. aynen. Alakası da yok ha. Yani neyse süre aşıyor ve böyle gereksiz konuları konuşmamamız lazım şu an. Gel Tamam kanka. O Barcelona. zaman Barcelona'ya geçelim hemen. Barcelona yine bir süper takım havasında, hüviyetinde geliyor. Eklemesi var point guard'ı. Avrupa'nın en iyi point guard'larından birinin adını bir süreliğine unuttum. Bir Kalates Şey değil mi? eklemesi Avrupa'nın en iyi geldi. point guard'ını aldılar. Sarunas Kevicius. İnanılmaz bir Öyle dediğini düşünsene. Abi ben Nikolates'in çok da takım içerisinde çok bu takımın aradığı guard tipi olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle mükemmel bir oyuncu, kesinlikle mükemmel bir top dağıtıcı ama işte oyun vizyonu falan harika ama ben bu takımın bu kadar iyi şutörler çevresinde kurulmuşken daha iyi bir deliciye gitmesi gerektiğini düşünüyordum. Onlar Nikolates'e gitmeyi seçtiler. Biraz daha yavaş oyunu işte hızlı hücumlarda falan böyle paslarıyla şey yapan bir garda gittiler. Daha oyunu delmeyi deneyen bir gardtan ziyade ikili oyunlar falan oynamayı deneyen bir garda gittiler. Ben açıkçası onlar için tam biçilmiş bir kaptan olduğunu düşünmüyorum ama yine başarılı bir sezon geçireceklerine adım gibi de eminim çünkü mükemmel bir kadro sahipler. Sen ne düşünüyorsun abi? abi ben Nick Calathes eklemesini şuna bağlıyorum. Çünkü takımda bir lider eksikliği bence çok barizdi geçen sene. Ve birinin döverek bir şeyleri yaptırması lazım. Hani bu noktada bence Yasukevicius da o yüzden istemiştir. Daha kendi kafasına çok uyan bir oyuncu Nick Calathes. Ve zaten Yasukevicius da bu arada ilk postasını koydu bugün Bilbao maçında. Hani şey yaptı. Aynen. Şey kimdi? Corey Higgins'le Brandon Davis'e galiba eğer geçen seneki Barcelona bencil olandı bu sene topu paylaşacaksanız paylaşmayacaksanız da oynamayacaksınız dedi Aynen. ve sonra şey yaptı. İki tane genç oyuncuyu attı sahaya. Maç başa baş giden maçı 20 sayıyla kazandılar ondan sonra. Bolmar öyle, Baş herhalde. Badyon, tam nasıl Badio, okunduğunu bilmiyorum ama Badio. Badyo diye okunuyor sanırım. Yani böyle şey ismi hani böyle daha böyle şey ismi gibi ya Afrikalı ismi gibi ya, acaba öyle mi ses söyleniyor diye düşünüyorum ama değil herhalde. Abi onun hakkında da yorumumuzu yaptık. Kaç dakika oldu şu anda? Şu an 24'e doğru gidiyoruz. 30'a kadar da yolumuz var değil mi? Tamam abi o zaman hangi iki büyük takımımıza geçelim? İki büyük takımımız değil, tek büyük takımımız kaldı. Barcelona'dan devam edelim bir süre. Yani Milano'yu Milano falan bugün Milano kaldı. kaldı abi. 6 dedin de sen ben şey dedim hani oradan bir şey kaldım yani. Oğlum sen 6 işte Fener, Efes, Barcelona, Real Madrid, CSKA, Milano. Ha tamam ben saymayı unutmuşum demek ki kanka. Eyvallah, eyvallah. Tamam Milano'ya geçiyoruz. Milano'da efsane bir transfer dönemi geçirdi kanka. Onun hakkında ne demek istersin? Milano takımını biraz yorumlayalım. Abi önce bir Milano zaten Süper Kupayı da kazandılar hemen yılın başında da. Eklemeler gerçekten şu an önümden bakıp okuyacağım hiçbirini atlamamak için. Hop. Keşke okuyayım. Heh. Kevin Pounter, Kyle Hines, Malcolm Delaney, Shavon Shields, Zach LiDey, Gigi Datome ve en düşük profilli adam buradaki eklenen adam Moretti. Kyle Korver gibi bir adam o da. İnanılmaz şut atıyor abi adam. Süper Kupa'dan NCAA'den sonra geldi genç oyuncu.
Aynen. Süper Kupa'da falan şov yaptı adam ki Milano için bu sene şeyi söylemek lazım. Onlar da inanılmaz bir rotasyon zaten. Keşke Kevin Pounter yerine daha düzgün birini alsalardı oraya ama Kevin Pounter o Shavon Shields'ın ilk 5 başlayacağını düşünüyorum. Umarım onun yerine Shavon Shields oynar orada. Abi bir şey diyebilir miyim? Kevin Pounter'ın ben bir hazırlık maçını izledim. Kime karşı hatırlamıyorum ama deli gibi top oynamıştı ve herkesi susturmuştu. Yani bu tüm iddiaların karşılığında ve hani ben de şey dedim, yani adamı o kadar sövdük sezon öncesi, herhalde çıkıp herkesi susturacak bu sezon. Öyle bir sezon geçirse de şaşırmam yani Kevin Pounter'a. Abi geçen İstikrarsız bir tip biraz. Kevin Pounter şey ama be 30 maçın 10'u iyi oynayıp 20'si kötü oynayabilir falan öyle bak. Aynen, tam o tip bir oyuncu. Ama Milano'nun Yani ondan mesela dolayı. şey diyeceğim bak bizim özellikle Mertcan'la bir hayalimiz vardı kaç yıllardır. Misso ve Dotome'yi yan yana izlemek aynı takımda. Sonunda bu sene gerçek olacak ben çok mutluyum. Milano maçı kaçırmamayı planlıyorum o yüzden. Olur. İkisinin de hani böyle kariyer işinde çizgisinde doğru mu desem artık, yani biraz düşüşte oldukları dönemde mi desem, ne desem. Daha böyle formunda ikisini beraber yan yana izlemek güzel olurdu Evet ama bence. Dotome efsane girdi sezona. Süper Kupa maçlarında falan harikaydı Cici. Evet. Gel Var şimdi mı abi bu konuşalım konuyla seninle. ilgili? Çok kritik bir konu. Ney? Bu takımın bir pivot rotasyonu var abi. Kyle Lines, Zach LaDay, Caleb Tarjevski. Bu hayvanlık değil midir? Önce bunu sorayım. Böyle rotasyon mu olur? Abi bir de şey, yani hani hepsi çeşitli oyuncular. Birini çıkar, öbürünü al, öbürünü çıkar, öbürünü al. Hepsinde farklı yılların basketbolunu oynarsın yani o Evet bak. adamlarla. Undersized çember koruyucun çek var. Aynen. Böyle inanılmaz bir skorer uzun. Zekli de çek. Bir tane de eski usul böyle daha koşan, Kalın. postu savunan falan fizikli oyuncularla eşleşebilen Caleb Tarjevski en iyilerinden biri onun. Hangisi oynayacak ama süreleri paylaştırmak çok zor ya bu takımda. Abi ben bir şey diyeceğim. Zekli de ve şeyi yan yana oynatmaz mısın asla? Kai Tarjevski. Hines'ı. Kylines. Yok, Kai Hines'ı. Kylines'ı oynatırım ya. Ama Ben çok oynatırım. böyle Yani maç biraz yavaş sizde ayaklı. 5-6 dakika. Yani. Ya biraz yavaş ayaklı olurlar ama hani bence Zekli Dey'in de biraz hani şutu var ya şeye göre filan. Ondan dolayı yan yana sanki böyle fena bir sistem olmazlar gibi. Bak şey olsa çok iyi Yetişim. olabilirdi. Bundan 4 sene önceki Kylines olsa, ayakları inanılmaz hızlı olan Kylines olsa evet. Evet. Şu an biraz daha eski halinden uzak. Ayakları biraz yavaşladı ama hala inanılmaz bir savunmacı zaten. Tabii Şu canım, anda kesinlikle yani. oynarlar ama böyle maç planını bunun üzerine kuramaz ya da en fazla 10 dakika bence bir maç içinde. Doğru diyorsun. Var mı abi ekleme yapacağım bir şey bu konularla Yok abi önce bütün takımlara başarılar dileyelim. Çok şey klişe cümleler kuracağım. Sakatlıksız, ilgili? belasız bir sezon olsun ve inşallah Fenerbahçe Efes finali izleriz. İnşallah öyle olur abi. Ben de yani iki Türk takımının finalde karşılaşıp ikisinden birinin Evet, almasını biz böyle insanlarız tamamen. istiyorum. Bugünlük bizden bu kadar diyelim o zaman. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın filan. Bu tarz bildirimler yapmam gerekiyormuş. Benim de ilk moderasyonumda eğer bir hatam olursa çok işte affola falan filan. Teşekkür ederim Mertcan, ağzına sağlık. Mertcan. Mertcan dedim sonra bir de Eyvallah. çıkardı. Neyse hoşça Yeter kalın. artık, kendine iyi Görüşürüz. bak. Allah'a Biz emanet ol, kavga hemen edeceğiz biraz kapat. sonra bir saniye. Hoşça kalın.